Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle limon küfü yazmaya, bu şekilde çiçekleri olan bir limon küfü yazmaya yapabileceğiz. Aslında biraz daha açık rengi farklı ama videoda farklı çıkıyor arkadaşlar. Yani yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Biraz daha yeşilimsi bir renk ama biraz daha limon küfünün koyusu gibi çıkıyor. Böyle bir yazmaya yapabileceğiniz bir oya modelini anlatacağım. Benim tasarımım olan bir oya modeli. Yeni bir oya modeli. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Araları yaparak, çiçek yerlerini ayarlayarak oyamızı çalışacağız inşallah. Oyamızı 4 katlı suni ipeklerle çalışıyoruz arkadaşlar. Hazır bükülmüş olanlardan bunlar. Bu şekilde. Farklı markaların ipleri var elimde. Hepsini kullanıyorum. Sıkıntı olmuyor. Şimdi ipimizi ekleyerek başladık. Motifimizin aşağı inilen kısmı var. Sonra da bir tane zürafa yapılan bir yeri var. Oraya geliyoruz ve ipimizi karşılıklı koyuyoruz. Bu ipimiz geriye doğru geliyor. Bu da ileriye doğru duruyor. Ve zürafanın üzerine gelen kısmı yaparak ipimizi bağlıyoruz. Daha sonra aynı yere batarak kırmızı yapıyoruz ve arkadan ipimizi kesiyoruz. Buradaki ipimizi de yeni eklediğimiz ipin ucunu da kesiyoruz. Bu şekilde ip eklememizi yapmış olduk. Şimdi buraya bir tane zürafa yapıyoruz. Daha sonra yaptığımız zürafanın üzerine yine geriye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi dolaştırdım. Evet, şimdi aynı yere pırpırımızı yapacağız. Bu şekilde ara suyumuzu yapmış oluyoruz. Yandaki iki tane zürafa bırakarak diğer zürafamıza iniyoruz. Şimdi bir tane daha yapayım. Bir tane zürafamızı yapıyoruz. Demin ekleme yaptığımız yerdeki. Sonra onun üzerine geriye geliyoruz. Ve pırpırımızı yapıyoruz. Yine aynı yere batarak bir tane zürafamızı yapıyoruz. Ve onun içine geriye geliyoruz. Pırpırımızı yapıyoruz. Ve iki zürafa sonrasına batarak aşağıya iniyoruz. Bu araya 7-8 tane yaparsanız sanırım denk gelir arkadaşlar. Yaklaşık 1 santim, çünkü bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 santim, 9 santim ara bırakırsanız 10 tane çiçek sığar büyük bir ihtimalle. Şimdi ben 5 tane yaptım buraya. Daha fazla devam etmeyeceğim. Örneğimi döşeyeceğim. Şimdi 5 tane arası için, 3 tane de çiçek yeri için, toplam 8 tane zürafa çalışacağım buraya. Yazmamın kenarının zürafasını diğer taraftan atıyorum. Ters taraftan atıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 8 tane zürafamızı yaptık. 1, 2, 3'üncüye geriye geliyorum. Ve son zürafama tekrar ileriye gidiyorum. İki katlı bir köprü yaptım buraya ve
köprünün içine batarak geriye geliyorum. Daha sonra aynı yere batarak bir tane zürafa yapıyorum ve yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum. Yaprağımı yapmak için bir tane küçük pırpır zürafadan biraz büyük yapıyorum. Bunun üzerine geriye geliyorum ve pırpırımı yapıyorum. Alttaki zürafanın içine aşağı iniyorum. Sinek kanadından, pırpırlı sinek kanadından bir yaprak yapacağım. Daha sonra aşağı indiğim ipin içine geriye geliyorum. Pırpırımı yapıyorum. Ve alta iniyorum yine. Bu şekilde her seferinde biraz yükselterek pırpırlı sinek kanadı yaprağımı çalışıyorum. Kamyon sesleri eşliğinde oyamızı yapmaya devam ediyoruz. Evet, şimdi dördüncü kez yapacağım. Ve yaprağımı tamamlamış oldum arkadaşlar. Ve alta yine ilk yaptığım zürafanın içine inerek tamamladım yaprağımı. Tekrar en alta iniyorum köprünün içine. Oraya yine bir tane biraz büyük bir zürafa çalışıyorum. Onun içine geriye geliyorum. Yine hafif büyük bir zürafa. Evet, iki tane yapmış oldum böylelikle. Şimdi bu yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum. Bir tane daha mı yapacağım? Evet, üç tane olacakmış. Tasarım olduğu için bazen unutuyorum nasıl yaptığımı. Evet, üç tane yaptıktan sonra tekrar geriye geliyorum. Bunun içine 5 tane pırpır çalışacağım. Yaprağımı, çiçeğimi yapabilmek için. 2 3 4 ve 5. Bunlar yapraklar için arkadaşlar. Çiçeğin yaprakları için. Bir de tohum için yapacağım. Bir tane daha pırpır yapıyorum. Ve 6. pırpırım oldu burada. Onun üzerine geriye geliyorum. Bir tane küçük pırpır. Biraz büyük bir zürafa yapıyorum. Ve yine alta iniyorum. Evet. Tekrar en alta iniyorum. Ve zürafama inerek çiçeğimin dibini tamamlamış oldum. Yine şimdi 5 tane zürafa yaparak ara suyunu yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde çiçek yerlerimi hazırlamış oldum. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde çiçek yerlerimizi hazırlamış olduk ve çiçeğimizi yapmaya başlayacağız. İlk baştaki pırpırımıza ipimizi bağlıyoruz. Ve ipimizi bağladığımız kısmı sıkıladıktan sonra tamamen
sağlam olduktan sonra kesiyoruz ve yandaki zürafaya geçiyoruz. Sonra tekrar yandaki zürafaya ve bir sonrakine geçiyoruz. Evet. Daha sonra en son zürafamıza geçiyoruz. Buradaki pırpırımız var. Onu şu şekilde içe doğru sıkıştırarak diyeyim. Daha sonra çekebiliriz onu zaten şeyde içeriye. Bu şekilde içte kalacak şekilde ilk zürafamıza batarak turumuzu tamamlamış oluyoruz bu turu. Ama hepsi aynı boyda olsun zürafalarınızın. Yani küçük bir boru şekli olacak arkadaşlar. Yani küçük bir kök oluşturmuş olduk burada. Bakın bu şekilde. Daha sonra buraya pırpırlar çalışacağız. Şunun ucuna. Bu ortada kalmış oldu. Şimdi hemen ilk zürafamıza kör bir zürafayla geçiyoruz. Daha sonra normal zürafalarla hepsine birer kere batarak bir tur daha atacağım. 2 3 4 Şimdi ilk zürafama geliyorum. O kör zürafa var, onu batmıyorum. Normal zürafanın içine batarak turu tamamlamış oldum. Daha sonra ilk zürafamın içine geliyorum. Yine kör zürafa gibi. Ve bir tane pırpır yapıyorum buraya. Pırpırın üzerine geliyorum. Ve aşağıya iniyorum. Ama deminki yaptığım gibi değil, aynı boyda iniyorum arkadaşlar. Uzun inmiyorum. Bu şekilde aynı boyda iniyorum. Sonra tekrar yukarıya çıkıyorum. Yine aynı boyda iniyorum. Bakın. Hep aynı boyda yapıyorum. Şimdi bir kez daha yukarıya çıkacağım. Üçüncü kez düğüm olacak. 1, 2, 3 tane düğüm olacak yukarıda. Yine aynı boyda aşağı iniyorum. Yani bir dikdörtgenimsi, karemsi bir görüntü olacak burada arkadaşlar böyle. Şimdi tekrar yandaki yaprağa zürafaya geçiyorum. Kör zürafayla. Ve aynı şekilde yaprağımı çalışıyorum. Beş tane yaprak çalışacağım buraya aynı şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde çiçeğimizi oluşturmuştuk. Oluşturduk. Daha önce bu çiçeği tel üzerine çalışmıştım bu şekilde. Şimdi bugün bu şekilde yaptıktan sonra diyormuşum. Farklı bir şey yapacağım. Siz bunu telin üzerine yaptığım boyaya da uygulayabilirsiniz. Birkaç video öncesinde vardır. Unutma beni çiçeği şeklinde mavi çiçekler. Şimdi İlk başladığım yere geldim.
Bir sonraki çiçeğin arasındaki zürafaya batarak arkadan ipimi geçiriyorum. Yine ikisinin arasındaki küçük zürafaya batarak yine ipimi arkadan geçiriyorum. Arkada bu şekilde şeyler oluşturuyorum. Büyük zürafalar oluşturuyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın. Şimdi bir dahaki sırayı da oraya yapacağım. Evet. Şimdi ilk başladığım zürafanın arasına da geliyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Biraz paylı kesiyorum saklayabilmek için. Evet arkadaşlar, şimdi açık renk ipimi aldım. Bir ton açığı ve yaprağımı öne doğru yatırıyorum. Arkasındaki yapmış olduğum köprünün içine batarak öbür ipimi de saklamış oldum buraya. Şimdi yine aynı şey yapacağım arkadaşlar. Biraz önce yaptığımı hafif büyük yapacağım yalnız yaprağımı. Biraz daha zürafamı büyük tutacağım ama çok az. Çok farklı olmasın, çok büyük olmasın. Güzel görünmez o zaman. Daha sonra onun üzerine geleceğim. Şimdi buradaki iplerimi keseceğim artık. Çok elime takılmasınlar. Evet. Şimdi bu arada diğer kısmı yapacağım. 5 tane olacak bu sefer yukarıdaki düğümüm arkadaşlar. Yani öndeki yapraktan biraz büyük yaprak yapmış olacağım. Trabzan tekniği bu arkadaşlar. Bir aşağı bir yukarı yapılan tekniğe Trabzan tekniği deniyor. Evet, şimdi 3 tane oldu. 4 ve 5.sini de yapacağım aynı şekilde. Yani yukarıda 5 tane düğüm olacak. Evet, şimdi bu şekilde yaprağımı yaptım. Ve yandaki yaprağın arkasına geçiriyorum. Kör ip zürafayla geçiyorum ki biraz toplasın. Şimdi aynı şekilde 5 tane yaprak çalışacağım buraya. Evet arkadaşlar, şimdi 5. yaprağımızı da tamamladık ve ilk yaprağımızın başlangıç yerine gelerek oyamızı bitiriyoruz. Ve ipimizi kesiyoruz buradan. Şimdi isterseniz bunu bu şekilde biraz yukarıya kaldırabilirsiniz orta kısımlarını. İsterseniz yan yatırıp bu şekilde üçleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde farklı bir oya modeli çıkartmış oldum sizler için arkadaşlar. Şimdi ortasını yapacağız bunun. Sarı ipimizi takarak, şey, krem rengi ipimizi takarak. Evet arkadaşlar, burada pırpırlı olan çiçeğimizin tohum kısmı için yaptığımız yer vardı. Onu ortadan çekiyoruz yukarıya doğru. Biraz sıkılaştırdığım için zor çekiliyor tabii ki. Tığla da yapabilirsiniz bu işlemi. Evet, ortasını yukarıya çıkartmış oldum. Şimdi buraya ipimi bağlıyorum. Ve pırpırlar çalışıyorum. Çok uzun olmasın pırpırlarınız. Çiçeğimiz çok büyük değil. 4 tane pırpır yapacağım arkadaşlar buraya.
2 acele ettim herhalde. Dolaştırıyorum. 3 ve 4. Şimdi 4 tane pırpırımızı yaptık. Çok uzun olmayan pırpırlarımızı yaptık buraya. Ve ipimizi kesiyoruz. Daha sonra çiçeğimizi düzeltiyoruz. Tabii ki pırpırlarımız ortada kalıyor böylelikle. Evet, bu şekilde arkadaşlar çiçeğimizi oluşturmuş olduk. Farklı bir model oluşturmaya çalıştım sizler için. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Burayı da elimle bayağı bir hırpalamışım. Evet, bu da dönüyor. Bu şekilde oyamızı oluşturdum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Burayı da sarıdan yapacağım. Daha sonra fotoğrafını koyacağım devamında arkadaşlar.